O öğrenciden kastım şu. Popüler, iyi görünen ve notları yüksek olan. Yani kısaca okulun star boyu. Zaman kaybetmeden başlayalım. Dersini sabah uyandığında çalış. Uyanır uyanmaz beynin akış durumu denilen en optimum durumda olur. O anda maksimum üretkenlik ve odaklanmaya ulaşabilirsin ama nasıl aktive edeceğini öğrenmen lazım. Averaj öğrenciler tüm gece uykusuz kalarak bir sonraki günün sınavına çalışır ama gece vakti beynin yorgundur. Bunları ben de yaptım ve şu an biliyorum ki kesinlikle sabahları dingin bir zihinle çalışmak, gece 4'te kafeinin zoruyla çalışmaktan daha çok işine yarayacak. Konuya sadece ders olarak bakma. Belki şu an bir proje yönetiyorsun, belki freelancersın veya YouTube videosu hazırlıyorsun. Hepsi için geçerli. Taktik şu, sabahları beynin teta ve delta frekansındadır. Yani akış durumuna geçmek için en ideal aralık. Bunu aktive etmek için uyandıktan sonra 90 saniye içinde çalışmaya başla. Bu sayede fazla kasmadan sadece beyninin bir özelliğini kullanarak hem derslerde hem diğer alanlarda yükselişini deneyimleyeceksin. 3 hobi. Vücudunu, yaratıcılığını ve bilgi seviyeni geliştirecek 3 hobi edin. Vücudun için dövüş sanatları, vücut geliştirme veya takım sporları. Yaratıcılığın için fotoğrafçılık, enstrüman çalmak gibi aktiviteler. Bilgi seviyen içinse spesifik bir konuda kitap okumak veya yeni bir dil öğrenmek gibi hobiler senin için harika. Ayrıca tüm bunlar sana okulda aylak aylak gezen biri değil, donanımlı ve meşgul biri olduğun havasını da katacak. Bazıları para kazandıracak bir hobi edinmek gerektiğini de söylüyor. Ancak ben para kazandığın şeyin artık hobin değil, işlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle kendine farklı gelir modelleri oluşturmalısın. Çünkü şu an neredeyse her konuda rekabet çok fazla. Öğrenciysen çan eğrisini duymuşsundur. Burayı değil, burayı hedef al. Örnek olarak YouTuber mı olmak istiyorsun? Oyun videosu yapmak yerine dedektörle altın arama videosu yapmak diğerleri arasından öne çıkmanı kolaylaştırır. Ya da tasarımcıysan her konuda değil, sadece belli bir alanda çok iyi tasarımlar yaptığını ve o alanda doğru adresin sen olduğunu müşterilerine göster. Okul takımı. Hem vücut hem çevre ve popülerliği aynı anda istiyorsan okul takımı biçilmiş bir kaftan. Sosyal çevre. Önceki videoda da bahsettiğim gibi okulda beklentisizce insanların yanına git ve sohbet et. Sen bolluk mantalitesinde oldukça çevren daha da genişleyecek. Çevren genişledikçe daha da bolluk mantalitesine gireceksin. Bu iki taraflı bir olgu. Eğer üniversitedeysen ve okuldan bir sevgili istiyorsan sana tavsiyem kendi fakültendeki kızlarla arkadaş olup sevgiliyi başka fakültedeki kızlardan yap. Çünkü arkadaşlarınla sürekli takılabilirsin. Ama sevgilinle sürekli birbirinize maruz kalmanız işi sıkıcı hale getirecektir. Ayrıca sevgilinin senin etrafında seçeneklerinin olduğunu bilmesi, içindeki rekabet duygusunu körükler ve sana olan bağlılığını arttırır. Eğer hala o kız için etrafımdaki tüm kız arkadaşlarımla iletişimi keserim kafasındaysan, geçmiş olsun dostum. Günümüzde çoğu erkeğin yaşadığı problemlerden biri sevgilisi öyle dedi diye sadece kız olan arkadaşlarını geçtim agalarına bile mesafe koymaları. Kız senden bunu yapmanı isteyebilir ama bunlar aslında içgüdüsel bir test. Eğer onun fikri senin kafana uyuşmuyorsa hayır de ve kararlı olduğunu göster. O anda tepki gösterse de aslında sana olan hayranlığı artacak çünkü beklediğinin aksine seni kontrol edemiyor. Bu konuyla alakalı son olarak kız için her şeyden vazgeçersen kız da seni bırakır ve göt gibi kalırsın. Bunun yerine bolluk mantalitesinde kal ve okulun yıldız çocuğu ol. Bu video hakkındaki düşüncelerini ve bir sonraki videoda neyi görmek istediğini yorumlarda belirtirsen sevinirim. Benim adım Fatih. Seni mental, fiziksel ve sosyal olarak en iyi versiyonuna ulaştırmaya çalışıyorum. Hayatındaki her şey dilediğin gibi ve muhteşem olsun. Hoşça kal.